Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa huvel melikul kuddusussalamul mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbiru subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, Rahman ve Rahim olana. Hamd, Alim, Hay olana. O yüce Allah'a ibadet eden kullara selam olsun. Onların başında gelen, en başında gelen Muhammed Mustafa'ya selam olsun. Ve onun tertemiz ehli beytine selam olsun. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve onlara tabi olanlara. Esselamu aleyküm aziz dostlar. Bugün sizlerle sıfatta tevhid konusunu konuşacağız. Öncesinde genel bir bakışla konuyu ele alacak olursak, neleri konuştuk bu ana kadar? Giriş derslerinin dışında bazı kavramlara açıklık getirmeye çalıştık. Tevhid kelimesi ne anlam ifade eder? Nazari tevhid nedir? Ameli tevhid nedir? Zatta tevhid nedir? Fiilde tevhid nedir? Sıfatta tevhid nedir? Bunun yanında sıfat-ı zati, sıfat-ı fiili nedir? Sıfat kelimesi ne anlam ifade eder? İsim kelimesi, esma kelimesi ne anlam ifade eder? Bunları konuşmaya çalıştık. Bu kavramlar İslami literatürde sıkla geçen, içinin doğru bir şekilde doldurulması gereken kavramlardır. Aksi takdirde anlatılan şeyde, dinlenilen şeyde gerekli anlamları, ifadeleri zihinde oluşturmaz. Derslerimizin arasında bir şekilde beyan ettiğimiz bazı ifadeleri bugün derli toplu ve düzgün bir şekilde sunmaya çalışacağız. Sıfatla tevhid konusunda. Sıfatla tevhid konusunda İslam aleminde 3 kelami ekol ayrı görüş belirlemiştir. Yani İmamiye ekolü Ehlibeyt mektebini temsil eder. Eşaire ekolü ve Mutezile ekolü. Sıfatta tevhid konusunda Mutezile ekolünün genel görüşü ve bazı düşünürler İmamiye görüşünü benimsemiştir. Genel görüşü nedir? Şöyle ki, genel olarak sıfatların Allah-u Teala'nın hakkında, zatında hiçbir hakikati yoktur. Anlamsal olarak Allah-u Teala'nın zatına bu sıfatlar atfedilir. Gerçekte böyle bir şey yoktur. Yani hayat, ilim, kudret gibi sıfat-ı zatiler anlamsal olarak Allah-u Teala için geçerlidir. Hakiki olarak geçerli değildir. Bu görüş temelde bir şeyden kaçarken farklı bir yanlışa düşmekle tabir edilebilir. Kaçılan şey nedir? Sıfatların vasfedilebilmesi için bir sıfata bir de mevsufa ihtiyacı vardır. Yani vasfedilen şeye. Zat-ı Hakk'tesi ilahi için zatından başka bir şeyi düşünmek, vasfetmek, tasavvur etmek mümkün olmadığı için bu düşünürler sıfat-ı ilahiyi gerçek manasında kabul etmekten kaçmışlardır.
Yani böyle bir düşünceye maruz kalarak şirke düşmek tehdidinden uzaklaşmak için zata vasfedilen sıfatları hakiki değil, anlamsal olarak kabul etmişlerdir. Bu Mutezile ekolünün temel perspektifiydi. Neyi ifade ettik? Sıfata göre, yani Zat-ı Hak Tesali'nin sıfatları anlamsal gerçekçilik taşırlar. Hakiki bir ifadeleri, hakiki bir yönleri yoktur. Zat-ı Hak Tesali ilahi anlamsal olarak bunu taşır. Bu bir görüşten kaçmak için böyle bir düşünceye duçar oldu dedik. Kaçtığı düşünce neydi? Eşairenin düşüncesi. Eşairenin düşüncesi temelde hadis ehlinin, ehli hadisin düşüncesiydi. Onlara göre Zat-ı Hakdesi ilahi zatıyla birlikte 8 tane temel sıfat vardır ki bunlar kadimdir. Yani ezelidir ve dolayısıyla ebedi de olmak zorundadır. Bu sıfatlar Allahu Teala'nın sahip olduğu sıfatlardır ve hakiki olarak da vardırlar. Yani Zat-ı Hakdesi ilahinin yanında başka bir hakikat vardır demektir bu ifade. Bu Eşaire görüşünün olaya bakış açısı kısa ve öz olarak. Mutezile sıfatın gerçeğini inkar etti. Eşaire ise sıfata hakikat kail olmakla birlikte onu kadimleştirdi. Ezelileştirdi ve dolayısıyla ebedileştirdi. Zira Hazreti Hak Teala her zaman bu sıfatlarla vasfedildiği için ve edileceği için hakikat bundan ayrılamaz. Öyleyse bunlar kadimdir, ezelidir ve ebedidir. İmamiye Mektebi, İmamiye Ekolü, Ehl-i Beyt Mektebi'nin temsilcileri bu iki girişi de reddetmektedirler. İki görüşün temel kusuru nedir? Bir taraf bir nevi bir şirke kail olmak durumundadır. Zat-ı Hakdesi ilahiden başka bir hakikati ezeli olarak kabul edemeyiz. Oysa ki onlar sıfatları zatın dışında bir varlık olarak kadim kabul etmektedirler. Bu Zat-ı Hakdesi ilahinin dışında bir hakikati kabul etmek demektir ezeliyette. Ki bu İmamiye ekolünün, Ehl-i Beyt imamlarının buyruğuna göre bir çeşit şirktir. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Diğer taraftaki Mutezile ekolünün galip düşüncesi neydi? Sıfatlara hakikat kail olmamak. Yani anlamsal değerlerin olduğunu ifade etmek. Bir şeyin anlamsal değeri olabilmesi için bir hakikatinin olması gerekir. Burada neyi ifadeyle, nasıl bir örnekle olayı açıklığa kavuşturabiliriz? Yemek ve tuzluluk kavramlarını düşünün. Eğer bir yemekte tuz varsa, bu yemek bu tuza sahiptir. Yani bir yemek tuzluysa veya tuzsuzsa, tuz kavramının bir hakikati vardır ve onda muhakkaktır veya muhakkak değildir. Eğer biz Zat-ı Hakdesi ilahi için ilim, kudret, hayat gibi sıfatları anlamsal olarak kabul edecek olursak ve bu sıfatlarının hakikatlerini inkar edecek olursak, bunlar var olamaz. Bir şeyin yani yemekte var olabilmesi için hakikatte de var olması lazım. Yemeğin tuzlu olabilmesi için tuzun var olması lazım. Allahu Teala'nın zatının alim olabilmesi için alimliğin var olması lazım. İlmin var olması lazım. Zat-ı Hakdesi İlahi'nin kadir olabilmesi için kudretin var olması lazım. Ama bu kudret Zat-ı Hakdesi ilahiden ayrı, gayrı bir şey değildir.
Ehl-i Beyt mektebinin sözü buradadır. Zat eyni sıfattır. Biz hiçbir şekilde zat hakdesi ilahinin o sıfat-ı zatisini zatından gayrı tasavvur edemeyiz. Çünkü o mutlaktır zatı gibi. Mutlak ilim, mutlak kudret, mutlak hayat. Bunun dışında bir tasavvur şirktir. Bunun inkarı zat-ı hakdesi ilahinin böyle sıfatlara sahip olduğunun inkarıdır. Öyleyse biz Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere o kadirdir, o alimdir, o haydır, hay odur gibi vasıflandırmalarını hakiki olarak kabul ediyoruz. Ancak bu vasıfları, bu sıfatları Allah-u Teala'nın zatından gayrı olarak da telakki etmiyoruz. Zat hakikati üzere budur. Varlığın varlıksal özelliği vardır. Varlığın hakikati, bütün kemalleri barındıran zat-ı hakdesi ilahidir. Yani her kemal, alemde idrak ettiğimiz her kemalin mutlak ve kamil hali zat-ı hakdesi ilahide vardır. Bu zatının dışında tasavvur edilemez. Biz bir taksimi neye göre yaptık? Fiile göre. Yani fiil öncesi ve sonrası olan bir kavram olma hasabıyla zat-ı hakdesi ilahinin sahip olduğu sıfatta tevhid üzere yola çıkacak olursak, yani sıfat-ı fiilileri dedi ki o sıfat-ı zatinin bir yansımasıdır. İrade-i ilahi tahakkuk bulduğu zaman fiiliyata dönüşür. Yani bir şeyi irade eder Allah-u Teala, ona ol der ve olur. Bu öncesi ve sonrası olan bir ikilemdir. Öncesi irade-i ilahinin şekillenmesidir ki bu zat-ı hakdesi ilahi ile ilgilidir. Bazı ayetlerde buyurulduğu üzere ne demiştik? Allah-u Teala ahiret hayatını, siz insanlar ise dünya hayatını beğenirsiniz. O iradenin oluşum hakikati bize gizlidir. Ama sonrası, yani o iradenin tahakkuk bulduktan sonrası şekli sıfat-ı fiilidir. Biz o sıfatları görerek sıfat-ı zatinin hakikati hakkında bilgi sahibi oluruz. İcmalen genel bilgi. Bize marifetimiz için gerekli olduğu kadar idrak gücü verilmiştir. Yani o zatın varlığını, kudretini, ezeliyetini, ebediyetini, kahiriyetini, halikiyetini idrak edecek bir marifet için idrak gücü verilmiştir bize. Bu aşamadan sonra sıfat iyi bir şekilde tahlil edilecek olursa aklın, Kur'an'ın, vahyin ışığında bize bilgiler sunar. Biz bu bilgilerden yola çıkarak vasfederiz zat-ı hakdesi ilahiyi. Sıfatta tevhidin özü budur. Neydi bizim çizgimiz vasıfta? Biz teşbihten kaçarak, yani yaratılan hiçbir şekilde Allah-u Teala gibi değildir. Allah-u Teala hiçbir şekilde yarattığı gibi değildir. Misliyet söz konusu değildir. Çünkü yaratılan her şey mahiyet üzeredir. Yani sınırları vardır, hudutları vardır. Biz o sınırlar üzere tanırız o mahiyeti ve o varlığı. Ama o vahiyette, o mahiyette var olan hakikatler, kemaller, faziletler bize o kemalin mutlak sahibini, yani me'lulda gördüğümüz kemal illette kesinlikle vardır. Ama kamil şekliyle, mutlak şekliyle. Sıfatta tevhidin özü budur. Tenzih etmek, teşbihten ve varlıkların mahiyetinden. İnsan sıfatta tevhide ulaşmak istiyorsa, vasfederken Ehl-i Beyt Mektebi'nin sunduğu
temel kanuna riayet etmelidir. O sıfat-ı selbide buyurduğumuz o temel selbedilen Allah-u Teala'nın münezzeh edildiği şeyler şerikinin olmadığı gibi, bunlar teşbih cisim olmadığı gibi, zaman ve mekan hareketle Allah-u Teala'yı kısıtlayamayacağımız gibi, o tenzih edilen şeyler zihin dünyamızda yer ederse, biz tevhid-i sıfatın bir aşamasını kaydetmiş oluruz. Allah-u Teala'ya hiçbir aybı, hiçbir eksikliği, noksanlığı kail olmadan. İkinci boyutu ise dedik, marifet boyutudur. Allah-u Teala'nın sıfatlarını idrak etme boyutudur. Dedik, bu ayrı bir yoldur. İnsanın salih amel işleyerek tehareti nefse, ruhun teharetine sahip olmasıyla o sıfat-ı celali idrak etmesidir. Bu ilim mertebesinde de gerçekleşir. Ru'iyet mertebesinde gerçekleşir ki bu ru'iyet kalbidir. Ve yakin mertebesinde de gerçekleşir. İnsanın Allah-u Teala'yı tanımasıdır. Sıfatta tevhidin özü Allah-u Teala'yı vasfederken sıfat-ı zatî, eyni zat bilmek ve vasfımızın masum imamların verdiği çizgide olması neydi? Hiçbir şekilde teşbih edilmemesi Allah-u Teala'nın ve hiçbir mahiyetin Allah-u Teala'ya mahiyetin itlak edilmemesi Allah-u Teala'ya. Özde, sıfatta tevhid budur. Bunun ilk adımıdır ki temeldir. Ondan sonraki adı marifet adımıdır ki inşallah konuşacağız. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Es'eluke ya Rabbi kalben selima ve lisanen sadika ve estagfiruke lima te'lem ve es'eluke khayre ma te'lem وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين.